Bilmiyorum bunu daha kaç videoda tekrar edeceğim ama yine söylemem gerek. Online oyunlarla aram yok. Daha da ilginci, online oyunlarla arası olanı da anlamıyorum abi. Ne öyle başka insanlarla falan dıkşın dıkşın aksiyonlara girmek? Kaçıncı yüzyıldayız kardeşim biz? Enis. Efendim? Enis. Efendim? World of Tanks aradı biraz önce de. Diyorlar ki Enis bizim oyun oynar mı? World of Tanks aradı. Oyunumuzu oynar mısın diyor. Bayağı beni aradı. Evet. Bilmiyorum bunu daha kaç videoda tekrar edeceğim ama yine söylemem gerek. Online oyunlarla arası olmayan insan mı kaldı be kardeşim? Yani sene kaç olmuş, hala da aranızda online oyun oynamayan insanlar var. Yuh yani yuh. Şu tankların güzelliğine bakar mısın ya? Online oyun oynamayan insan çağ dışı kalmıştır kardeşim. Sen şimdi kendini bozdun. Sana yakıştı mı yani bu hareket? Tüh, yazıklar olsun sana ya. Lanet olsun ya. Nasıl bir duruştur bu ya? Tüh senin rezil. Dur yavrucuğum. Senin bir duruşun vardı, duruşun. Düzgün bir duruşun vardı. Tamamen bozdun artık, öpüşsün yavrum. Şakalı mizah yaptım. Bebeğim, biz World of Tanks'te doğalgaz faturamızı ödedik ya. Mazimiz eski, mazimiz geniş. Ben World of Tanks oynarım ama seni bilemem. World of Tanks. Kendisi bedava bir online oyun. Olayımız takımcına girdiğimiz bu alanda rakip tanklarla kapışmak. Envai çeşit tanka sahip bu tarihi savaş oyununa daha önce girmediyseniz ve şimdi oynamak isterseniz davet kodum da var. Ne kodu? Ekranda görmüş olduğum bu kod davet kodumuz. İçerisinde bir dolu avantaj barındıran bir kod. Linkimiz de açıklamada. Gidip oynayabilirsiniz. Ücretsiz Türkçe beleş bir oyun işte. Oynar mıyız Şebnem? Ne dersin? Ben oynarım ama seninle oynamam. Tüh be sana. Ne demek benimle oynamam ya? Ben tek başıma oynarım. Ben seninle oynamak istiyorum. Bu iyi acıtmıştır. Muhteşem bir vuruş ama bu muhteşem vuruşu gösterebileceğim hiç arkadaşım yok etrafımda ya. Biriyle oynamam lazım benim bunu. Alo Furkan, ben abi. World of Tanks oynayacağız, gelsene online. He, beraber. Ne demek işin var? Oğlum abin çağırırken işin olamaz. Nasıl için oluyor ya? Oğlum bak, beni sinirlendin mi oraya gelirim ha. Adresim var, oraya gelirim. Bekle lan, bekle. Bekle, geliyorum. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Ha, sen kimsin lan? Geliyorum, sen kimsin? Hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin yok oğlum. Otur, oynayacağız. Böyle firmalar gelip Enis işte online oyunumuza bakar mısın, kanalında yer verir misin dediği zaman merak ettiğim bir konu oluyor. Ben online oyundan iyi anlamıyorum ki. Yani hani online oyunda bir geçmişimin olmadığı çok ortada. Ya geçmişim var ama kısıtlı bir geçmişe sahibim. Ancak anlamak da istiyorum, yani algılamak istiyorum, anladın mı? Hani sevmek istiyorum, böyle kapılmak istiyorum, gitmek, dalmak istiyorum. Hatta bu yüzden şöyle bir şey yaptım. Dinliyor musun? Ha? Dinliyor musun? Oğlum dinlesene, senle konuşuyorum. Geçen gün abi Discord'da bir buluşma yaptım böyle 150 kişiyle böyle. Hani ufak kendi aramızda bir grupla birlikte böyle bir konuşma yaptık. Toplandık Discord'da. Ve bu arkadaşlarla teker teker şunu konuştuk. Online oyunda neyi seviyorsun? Online oyunda cazibeli gelen şey nedir? Bu yaptığım konuşmalar arasında genel olarak anladığım şey şu. Bir, arkadaşlarla beraber vakit geçirmeyi seven çok. Abi merhaba. Ben online oyunları seviyorum. Çünkü genel hayatımda da yalnızlığı pek sevmediğim için. İkinci konuda, hikayeli oyunlardaki düşmanın yapay zekasından keyif almayan insanlar da çok. Yani diyorlar ki mesela hikayeli oyunda abi karşımızdaki düşmanı bir noktadan sonra ne yapacağı, ne olacağı belli oluyor. Fakat online oyunda her zaman bunun bir bilinmezliği var. Mesela kolay, normal, zor diyebiliriz zorluklar için. Bence bu yapay zekada çok scripted oluyor. Yani algoritmik olarak belirli tepki şeylere belirli tepkiler veriyor. Ama online oyunlarda 1 ile 10 olarak değerlendirirsek, 1 kolay, 5 normal, 10 zor dersek, ben bu online oyunda 3'ü de görüyorum, 8'i de görüyorum. Yani bu oyuna sana farklılık sağlıyor. Online oyunda bir yapay zeka durumu olmadığı için tabii her oyuncu böyle farklı bir mekanik getirdiği için oyuna, hani ne yapacakları bilinmiyor falan filan diye. Bunun heyecanını seven var. Tabii orada şöyle bir tutarsızlık var. Oynadığınız oyuncular kim? Nasıl bir ortamda oynuyorsunuz? Yani o da her maçın %100 zevkli geçeceğini işaret eder mi? Siz söyleyin, online oyun severler. Ama genel olarak insanlar bu iki denklemde ağırlıklı olarak fikir beyan ettiler yani. Ya arkadaşlarla oynamak çok keyif veriyor ya da böyle düşmanların ne yapacağını bilememek ve onları yendiğin zaman sana verdiği tatmin hissi acayip zevk veriyor insanlara. Tabi online oyun oynayanlardan bazı şikayetler de duydum. Mesela trollük yapanın çok olmasından rahatsız olanlar var. Onun dışında kadın oyuncuların çokça şikayeti var ki önemli konulardan bir tanesi de bu. İki lafından biri küfür olan insanlarla ben oynamak istemiyorum. Benim eşim de oynuyor. Ama mesela World of Tanks o açıdan pozitif yorum alan oyunlardan bir tanesi. Özellikle komünitesinin çok çok iyi olduğu söyleniliyor oyuncuları tarafından. Kendi oyuncuları söylüyor. Yani topluluk açısından örnek oyunlardan biri olarak gösterildiğini biliyorum World of Tanks'ın. Ama Furkan da oynuyor maalesef. Yani topluluk olarak Furkan'ı da dahil edebilirsiniz o topluluğun içerisine. Hoş geldin. Heh. Tamam. Oğlum vurkaç yap yap, nereye kaybedeceğim? Vur oradan işte. Nefis. Bir daha. Son. Ulan bir şey. Ha? Hadi lan. Allah canım. Adam hoş geldiniz diye geldi. Diyorum kaç. Vay. Harekete bak. Bu AFK kaldı lan herif. Yalnız nasıl attı kendini yerin önüne? Dedim böyle.
Dedim size arkadaşlar, World of Tanks'in topluluğu çok iyidir diye. Gördünüz mü? Adam nasıl attı kendini diğer oyuncunun önüne. İşte bu yürek bu kardeşim. Yürek bu. Takım ruhu bu. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ben seninle beraber oynamaya seni ikna etmeye geldim ama şu an beraber oynamıyoruz ki. Saçma oldu. Ben de beraber oynamamız lazım. Ama ben yanımda bilgisayar getirmedim. O zaman ben eve gidiyorum. Bekle, eve gidiyorum, geleceğim. Eve gitmem lazım. Tekrar arabaya geçtiğimde Furkan'ın World of Tanks oynadığını hayal ettim. Beni bekliyordu. Beni beklerken mücadelesinden de eksik olmuyordu. Zaten ücretsiz oyun, cebinden para da çıkmadı. Kodu da kullanmıştır. Kesin keyfi yerindedir şimdi. Bu düşünceler eşliğinde biraz güldüm. Gülerken dedim ki neden World of Tanks'ı 2 kişi oynayalım ki? 3 kişi oynamak daha iyi. Şebnem'e teklif etmeyi düşündüm ama beni daha önce kesin bir ses tonuyla uyarmıştı. O ses tonunu hatırladım. Yine de onsuz olmazdı be. Biz hep bir ekiptik, hep bir ekip kalacaktık. Bebeğim lan gel beraber oynayalım işte. Tamamdır ama bir şartım var. Benim kanalım için bir röportaj yapacağız ama sert ağır sorular. Tamam abi, World of Tanks da oynamam gerekiyor ya hani. Onu da yapmam lazım. Furkan bekliyor. Ya arkadaş ben World of Tanks diyorum. Eşim resmen diyor ki gel video çekelim. Bir sürü tank seçeneği arasından istediğini alabiliyorsun diyorum. Bedava Türkçe online oyun işte diyorum. Şu garajdaki tanklara bak, mis gibi takılırız diyorum. Sonra çıkar aksiyona ineriz diyorum. Okey diyor. Arkadaşlar merhaba. Ben Şebnem Kirazoğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Enis Kirazoğlu ile bu hafta bir video çekeceğiz. İki etaptan oluşan bir program yapacağız. Kendisine zor sorular soracağım ve aynı zamanda Ekşi Sözlük'te kendisi adına yapılmış ağır ithamlar, ağır eleştiriler. Böyle konuşulmamıştı ama World of Tanks oynayacağız diye ben geldim. Tamam sen oyununu oyna, ben o soruda soracağım. Aynı zamanda cevaplarsın. Eskisi gibi beleş içerik dediğin, anlamsız ama eğlenceli, sevdiklerinle oturup havadan sudan konuştuğunuz ya da belli bir konu hakkında tartıştığınız videolar neden çekmiyorsun diye yöneltilen bir soru var. Bunu çekmemenin sebebi, yani bu tarz beleş içerikleri üretmemenin sebebi acaba izlenme kaygısı gütmenden kaynaklı mı? Yoksa artık o tür videoların kanala uymadığını mı düşünüyorsun diye demiş. Yani güzel soruymuş lan bu. Harbiden zorladı. Eskisi kadar güzel ve komik olacağını veya anlaşılacağını pek düşünmüyorum o tarz şeriklerin ya. Hani o yüzden artık eskisi bir şey değil ama böyle değişik çılgın şeyler yaparım gene. Yani denk gelirsem yaparım. Belki yapmışımdır da hatırlamıyorumdur yani. Ama eski tarz, o çok eski tarzdaki videolar artık olmaz yani bunlar. Dışarıdan çok düzensiz birine benziyorsun. Gerçek hayatta da böyle misin? Bunu ben bile cevaplayabilirim. Evet böyle. Neden online rekabete dayalı oyunlar oynamıyorsun? Yanlış yerde sorulmuş bir soru bu. Şimdi ne evet, yani? Evet ama yani yaşayacak bir şey yok. Bir ay boyunca internetsiz yaşayabilir misin? Oyun olmadan, sosyal medya olmadan. Yaşarım. Siz de yaşayabilirsiniz bu arada. Yani çok zor bir challenge değil. Evet. World of Tanks'ta konuklu bu videomuzun bir sonraki kısmında adettendir. İzleyiciler keyiflensin diye kötü yorumlar da okunuyor. Sağ olsun eşim öğrenmiş bu YouTube işini. YouTube mecrasında tamamen para kazanma amacıyla ilerlediğini düşündüğüm kişi demiş bir arkadaşımız. Genel itibariyle rezil bir çekim kaliten olmasından bahsetmiş. Rezil videolar olduğunu söylemiş. Çünkü videoları evin öylesine bir köşesinde ve öylesine bir kamerayla çekiyor. Kendisi desem saçlar başlar dağınık ve özensiz. En rahatsız olduğum konu ise videolardaki rezalet kurgularmış arkadaşımızın. Çünkü Google'dan arayıp bulduğunu saçma sapan stok resimleri basarak rezalet kurgular ve videolar yapıyormuşsun. Genel itibariyle senin çapının bu kadar olduğunu söylüyor. Yani adamın çapı bu olabilir, ama yapacak bir şey yok kalitem diyor. Kalitem arkadaşlar, burayı aşamıyorum. Ama yani şöyle de bir eleştirisi var. Fakat neredeyse 1 milyon aboneye ulaşan ve her videosu hatırı sayılır izlenmelere ulaşan bir kişi bence çok daha özenli videolar yapmalı. İzleyiciye saygısı aslında evet genel itibariyle izleyiciye saygısı. Tabii müthiş bir saygısızlığım var izleyiciye yani. İzleyiciye saygıyı hala da insanlar zannediyor ki imajla alakalı bir şey. Ya bu yüzden işte kravat giyen insanlara abi çekerken tişört pantolonlara kardeş hoş geldin diyoruz. Tamamen şekilci olduk ya. Ya bu şekilcilik gerçekten beni inanılmaz derecede etkiliyor yani. Bugün bakkala giriyorum tişörtle şortla. Lay lay yom yapıyor. Aynı bakkala gömlekle gittiğim zaman sanki iş adamıymışım gibi davranıyor. Yani neden insanlara default belli bir saygıda davranamıyoruz? Hep böyle bir şey. Zannediyorlar ki ben bu kamerayı çektiğim zaman izleyiciyi böyle sallamıyorum. Arkadaşlar ben içeriğimdeki araştırmamda, içerime verdiğim özelde zaten izleyiciyi selamlıyorum. İzleyiciyi şey yapıyorum. Eğlenceli yaptığımda izleyiciyi selamlıyorum. Toplumsal olarak yap... İyi savunduğumu düşünüyorum bu konuyu. Yani insanlar kıyafetleriyle karşılanıp fikirleriyle uğurlanır diye bir söz var. Ama o arkadaş kıyafetimle karşılayıp kıyafetimle uğurlamış. Peki. Canı sağ olsun be. Ama şey gibi olmamış mı? Sanki eskiden böyle çok kaliteli videolar çekerken bir anda bırakmışım gibi. Ben hep böyleydim ki yani. Hani çapım bu kadardı hep zaten yani. Yorum yapmayayım ben istersen. Özür dilerim şimdi ama. Yani yorum yaparım yani. Çok da konuşurum ama yapmayayım istersen. Senin için daha iyi olur. O yüzden ben yorum yapmayayım. Kendisi yazdı çünkü ekstra sütü. Birkaç öncesine kadar takip eden bir yazar arkadaşımız var. Artık
çocuklara hitap eden bir içerik üretimi gerçekleştirdiğin, aynı zamanda gene bu arkadaşımız da uyandığı gibi pasaklı haliyle video çekip gözümüzü kanatıyor diye belirtmiş. Ve genel olarak da senin 12 yaşında gibi aynı oyunlara övüp durmandan da biraz yakınmış bu arkadaşımız. Mitchell 3 gibi galiba. Hani o ona giriyor mu bilmiyorum. Hiç duymadım. Bir de kanala sadece salak salak espri yapan ergenleri beğenip geçiyormuşsun. Hiçbir eleştiriyi görmüyormuşsun ya da takmıyormuşsun. Daha geçen günkü videoda mesela bir sürü eleştiri geldi. Bu eleştirileri gördüm. Kalp attım hatta. İşte genelde ergenlere atıyormuşsun. Çoluk çocuğa atıyormuşsun. Valla kimseden kimlik kontrolü yapmadım yorum atarken. O yüzden bilmiyorum. Hazırsan devam ediyorum ben. Eğer yani biraz sen sinirlendi sanırım. İyi misin? İyiyim. Savaş nasıl gidiyor? Barış'la gitmiyor. Tamam. Sakin ol. Tamam mı? Yani ben sana baştan bunu söyledim. Ağır eleştiriler var dedim. Kaldırabilecek misin dedim. Oo sen ben neleri kaldırmadım dedin. Eyvallah dedin. Sürekli benzer içerikler üretip sıkmaya başlamışsın artık. Yok en sevdiğim 10 RPG oyunu. Yok oynarken kustuğum 20 oyun. Yok evlat olsa sevilmez 5 oyun. Dön dolaş aynı güzel şeyler. Başlık vermiş lan bunda. Bunları ben kullanırım. Evet olsa sevilmez 10 oyun. Güzel başlık. Dön dolaş aynı şeyleri. Boşsunuz. Nasıl buralara geldiniz anlamıyorum. Ya, dönemsel olarak ya bazen bir şey çok sarasım geliyor. Onu yapasım geliyor. Bazen başka bir şey sarasım geliyor. Onu yapasım geliyor. Bayağı da liste videosu atmıyordum mesela 10 oyun 20 oyun diye. Yakın zamanda atacağım yani. Mesela bu dönemde öyle bir dönem. Çünkü dönem onu gerektiriyor. Bir sürü yeni oyun duyuruluyor falan. Onlarla ilgili liste yapmak gerekiyor yani. Ama bazı dönemlerde hiç liste yapmıyorum. Dönemsel abi. Yani olabilir sıkılabilir yani. Bir şey diyemem. Abicim seni severim ama şu cümle için İngilizce kelime kullanma olayını bırak ya. Mesela... Eskiden de yapardın iyice bokunu çıkarmaya başladınız. Şirket yerine company. Yayınlamak yerine ne publish. Ne şirket yerine company mi? Etmek değil. Nerede company? Elit olmuyorsun. Gören de Londra'da büyümüş zanneder. Allah'ın köylüsü. Yo sen köylü de değilsin ki. Yani hiç köy gördüğünü düşünmüyorum senin. Şey olarak. Senin köyünü gördüm ya. İşte evet o yüzden. Ben biraz köylüyüm evet ama onun bir köy şeyi yok. Hep İstanbul'da. Elit bir beyefendiysen bu benim suçum değil. Eğer varsa sizin son sözlerinizi almak isterim Enis Bey. Öncelikle ben çok teşekkür ederim Şebnem Hanım. Moderatörlüğünüz eşliğinde kendim hakkındaki iğrenç gerçeklerle karşılaştığım için. Burada tabii her şey şakasına geyiğine. İsteyen benim hakkımda istediğini yazabilir. Hiç problem değil benim için. Kimse kimsenin canını sıkmasın. Yani ben kimseye sinirlenmem. Senin biraz canın sıkıldı ama galiba. Benim keyfim. İterlediniz yüzünüz falan. Benim keyfim. Savaş yorucu geçtiği için o ter geldi bana. Aynen. Herkes her şeyi düşünebilir. Kimseye zorla kendimizi sevdiremeyiz tabii. Bir sürü şey lisan etsek affola. Önemli olan kimsenin kalbi kırılmasın. Benim videolardaki bir numaralı önceliğim bu. Herhangi bir grubun, herhangi bir insanın kalbini kırmak istemiyorum videolarda. Anladığım kadarıyla da insanları uyuz etmişim ama kalplerini kırmamışım. Benim için bir problem yok bu yüzden. Canınız sağ olsun arkadaşlar. Ponçik bir şekilde savaşıma devam ediyorum. Çok teşekkürler. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ederim arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Artık çıkış oynayabilir miyiz? Beraberiz yani. Ha beraberiz tamam ben de öyle. Efendim davet kodumuzu tekrar hatırlatıyorum. Sizler de World of Tanks'ı indirip ücretsiz oynayabilirsiniz. Linkimiz açıklamada. Merakınızı cezbettiyse girin şans verin bakın. Gerçi bu videoyu yayınlayabilecek miyim onu da bilmiyorum ben. Bu nasıl video lan böyle? Bir sürü şey var böyle yani. Ne güzel işte. Tek bir şey mi olsun yani? Bir sürü şey olsun daha iyi. Doğru abi bir sürü şey olsun daha iyi.